Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle yepyeni ürünler deneyeceğiz. Çok çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır bence çok farklı, çok güzel ürünler çıkmış. Yeni yıl yaklaşırken böyle Beauty's Light, Essence gerçekten güzel ürünlerini Essence özellikle getirmiş. Diğerlerinde de güzel ürünler çıkmış. Bayağı bir ürün aldım. Bulabildiğim her yeni çıkan ürünü aldım. Bulamadıklarım da var tabii ki ama esas böyle ilginizi çekecek ürünlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Biraz fazla olduğu için de iyi yorumlayabilmek adına iki part halinde ben bu videoyu yayınlayacağım. İlk yani bu videoda deneyeceğimiz ürünleri de göstereceğim. Diğer ürünleri de göstereceğim. Çünkü hızlıca tükenebilir. Fiyatlarını bilin. İlginizi çekiyorsa alın istediğim için. Tüm ürünleri göstereceğim size. Fiyatlarını söyleyeceğim. Ama dediğim gibi iki part halinde deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyeceğim her zamanki gibi. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok hızlı konuştum. Şimdi ilk olarak ben bugün deneyeceğim ürünleri seçtim. Birkaçını denemiştim. Yani tamamen yorumlayabileceğim. Birkaçını da ilk defa sizinle yorumlayacağım. Şimdi denediklerimden bir tanesini göstereyim. Bu Beauty's'in yeni kaş maskarası. Kaş maskarası değil pardon. Kaş sabitleyici sticky'i. Çok fazla hani yorum yapmayacağım. 70 liralarda olan bir üründü fiyat olarak. Şöyle bir fırçası var. Ben bayağıdır kullandığım için tabii ki pis. Bir tarafında da şöyle stick bir işte kaş sabitleyicisi var. Deneyeceğiz. Çok yorumlamıyorum. Sadece göstereyim. Şimdi esas yeni ürünlerden Essence'ın bu gözaltı aydınlatıcısını göstermek istiyorum. Bunun fiyatını hemen size söyleyeyim çünkü bilmiyorum diğer fişteydi. Hemen bakıyorum. Evet, bunun fiyatı 111 liraymış. Bu kapatıcıdan önce aydınlık göstersin diye böyle bir stick. Bunun nemlendirici etkili olanını şuraya toz gelmiş. Bunun nemlendirici etkili olanını daha önce geçen sene sanırım alıp denemiştik. Güzeldi, fena değildi. Bu da aydınlatıcı bir stick. Yani kapatıcı değil, kapatıcının altına sürülecek bir şeymiş. Ve Türkiye'ye gelmiş. Eğer bunun hani gelmesini bekliyorsanız mutlaka bakın. Yani yine çabuk tükenebilir ürünlerden bir tanesi olacak. Essence'tan yine beklediğimiz, Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz bu What the Fake'lerin işte buz, ice effect olanı da gelmiş. Bunun da fiyatını söyleyeyim size. Bu da 101 lira. Tabii çok uygun değil artık fiyatlar ama gerçekten çok tatlı görünen, farklı görünen ürünler. Bunu da deneyeceğiz bugün. Sonrasında ben gratis indiriminde normal fiyatı 370 liraydı ya da 380 liraydı. Skin Food'un bu aldıklarını çok merak ediyordum. Audu'du vanilya olanını aldım. Reels'ını çekmiştim. Belki izleyenler olmuştur. Bugün bunu da deneyeceğiz. Şunu göstereyim. Tek fiyat işte 180 lira sanırım. Tek günlük bir indirimi vardı. Ondan aldım. Çok güzel. Yani hem paketlemesi hem de kendisi çok güzel. Zaten göreceksiniz. Hakikaten beğendiğim bir aldık oldu. Bunu da bugün size göstermek istiyorum. Son olarak belki böyle diğer ürünlerden de birkaç tane sığdırabilirsem araya alırım ama bir de bunu denemek istedim. Beauty's'in böyle çift taraflı yine yılbaşı özel yani yeni yıla özel işte koleksiyonunda Happy Dream Year olarak geçen gloss ve lipstick çıkmış böyle çift taraflı. Bir Beauty's ürününe göre bana gerçekten çok pahalı geldi. 198 lira fiyatı, indirimsiz fiyatı. Bunlar mutlaka iner zaten ama ben hani hızlıca denemek istedim. Rengine bayıldım elimde denediğimde. Yani eve gelip bir baktığımda çok beğendim. Şöyle iki taraflı. Bugün bunu da deneyeceğiz. Şimdi diğer ürünleri de göstereyim size. Onlarda da gerçekten çok güzel şeyler var. Ürünlere geçmeden şunu da göstermek istiyorum. Hatırlarsınız belki bu ilk çıktığında ben almıştım Rossmann'dan. Isana'nın bebek saçları yatıştırıcı bir maskarası bu. Çok güzel. İkincisini aldım. Diğerini tamamen bitirdim. Çok iyi bir sabitleme beklemeyin. Hani özel günlerde asla kurtarıcı değil. Ama mesela benim gibi takıntılıysanız sporda mesela saçlarımı topladığımda o bebek saçları çıkıyor ya, çok rahatsız ediyor beni. Çok kötü bir görüntü oluyor. Onları yatıştırmak için çok başarılı. Aynı zamanda da saçınızı açtığınızda ve taradığınızda o işte hafif bir ıslak görüntü veriyor ya, tamamen gidiyor. Tamamen tertemiz oluyor saçınız. Böyle saç waxları gibi değil. Çok daha iyi bir ürün bence. Ama özel günler içinde değil. Bu 115 lira olmuş. Bundan da bir tane aldım. Bunu da göstermek istedim. Bence çok başarılı bir ürün. Onun dışında Lighten şöyle bir glitter'ı çıkmış. Bunlarda yine renk seçenekleri vardı. Bu benim yani çok sevmediğim bir form aslında ama denemek istedim tabii ki. Hemen fiyatını söyleyeyim size. Uygun geldi bana. Lighten fiyatları özellikle gayet uygundu. Bu 69,5. Evet. Yani normal 70 lira. Bayağı da hani eğer kullanıyorsanız uzun süre gidecek bir ürün gibi. Yani 15 gramlık bir ürün. Şöyle koyayım. Esas göstermek istediğim şeyler bunlar ne? Eyeliner. Hatta şunu deneyebilirsek. Aa, bir ürünüm daha vardı.
Bugün deneyeceğiniz bir ürün daha göstereceğim size. Poşete koymuşum. Essence'ın bu glitterleri de geldi. Bunun fiyatını söyleyeyim size. Bu da Multichrome 132 lira. Şöyle paketlemesi falan aşırı iyi ama hiç denemedim. Birlikte deneyeceğiz. Ve Lighten glitterleri. Bunlardan 4-5 renk vardı hatırlıyorum. İşte gümüşü, altın rengini vardı. Ben bu ikisini tercih ettim ama şuna bayıldım. Yani bu çok hani... Yani mavi diye aldım her zamanki takıntım ama buna gerçekten bayıldım ve fiyatları 75 lira. Gayet uygun. Şu inanılmaz güzel bir renk. Eğer bugün bunu böyle bir sıkıştırabilirsem en azından bir tanesini denemek istiyorum. Gerçekten bu arada el üzerinde denedim. Belki videonun ileri kısımlarında tekrar gösteririm. Beğeniyorsanız mutlaka alın. Uygun fiyatlı ve gayet güzel. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bu videoda denemeyeceğim çünkü böyle hiç bozmadan realist olarak çekmek istiyorum. Sonraki videoda göstereceğim. Ben inanamadım. Geçen sene Kiko'nun 200 liralık olan bir glitter balmı vardı. Ben almıştım biliyorsunuz. Hani çok anlamsız bir şeydi ama görüntü olarak çok güzeldi. Bu sene MAC çıkarmış. MAC'inki de çok güzel ve kullanım olarak da çok güzel görünüyor. Ama şimdi Beauty's'in çıkardığının fiyatını söyleyeceğim size. Bakıyorum. Sanırım 89,5 lira mı? Galiba 89 lira bu. Çok glitter aldığım için şey yapamadım ama sanırım bu. 89,5 lira. Şimdi paketlemeye bakın. Ben şok oldum yani büyüsün böyle bir şey çıkarmasına çünkü bayıldım. Ben Shine Kiss olanın 997 numarayı bulabildim. Şimdi. Aman Allah'ım. Biliyorsunuz ben bunlara bayılıyorum. Yani görüntüye bayılıyorum ve Beauty's'in böyle bir şey çıkarmasına bayıldım. Fiyat olarak da gayet iyi. Bence diğer markalara çok hani almaya gerek yok. Çünkü balm bunlar. Deneyeceğiz. Bunu hiç denemedim. Umarım güzeldir. Ama bulursanız bence alın. Yani ben güzel olacağını düşünüyorum. Görüntüsü bile çok güzel. Ve son olarak diğer ürünleri göstermeyeyim. Yeni bir şeyler daha var. Onları da sonra deneyeceğiz. Ben bu yeni çıkanları göstereyim. Lighten far paleti, işte glitterleri, glitter eyelinerları, stick highlighter ve stick allıkları çıkmıştı. Ben çok highlighter insanı olmadığım için allık aldım. 937 numara. Bu etikete bakarak alırsanız şimdi benim şok olduğum gibi siz de şok olacaksınız. Çünkü bu renkle bu renk ne alaka? Değil mi? böyle bir stick allık. Bunun da fiyatı Stardust 114 lira. Şöyle. Ya işte indirimsiz fiyatları herhalde bunlar diye tahmin ediyorum. Bir tık tabii ki bu markalar için hala yüksek geliyor. Yani şu ruj mesela beni şok etti 198 lira olması. Ama herhalde indirimsiz fiyatlarıdır diye düşünüyorum. Ürünlerin hepsini size gösterdim. Birazcık böyle alışveriş videosu gibi oldu. Şimdi ben hemen yeni ürünleri denemeye başlıyorum. Dediğim gibi ayırdım bir kısmını. Yine de bir sürü ürün göstermeye çalışacağım size. Hemen başlayalım. Video çok uzamasın diye sadece yeni ürünleri göstereceğim size. O diğer kısımları her zamanki ürünlerimi kullanacağım ve açıklamalar kısmına bırakacağım. İlk olarak bu Beauty's'in Charted isimli kaş sabitleyici stick ile başlamak istiyorum. Ben bunun Reels'ını çektim ve birkaç gündür de kullanıyorum. Çok beğendim. Fakat hemen yani Reels'ta da yazdım ama bazı arkadaşlar anlamak istemediği için bir iki kişi yorumlarda işte tutmuyor vesaire vesaire bu tarz şeyler söylediler. Tutmayabilir çünkü sert kaşlara kesinlikle yani böyle çok da uygun bir ürün değil. Ama kaşlarınız benim gibi ise yani az kaşınız varsa ince telli ise çok güzel bir ürün. Hatta yani son zamanlarda gerçekten Beauty's'in çıkardığı ürünlere ben inanamıyorum yani bence bayağı iyi. Şimdi fırça kısmı bu şekilde plastik bir kısım yıkamak için çok iyi. Yani bunu tertemiz yapabilirsiniz. Diğer bu işte kaş Lighten mesela kaş şeyi var ya oradaki fırçalar gibi olmadığı için tamamen temizlenecek bir fırçası var. Bu çok güzel bence. Bu kısmı da gayet bu tarz kaşları tutabilecek bir kısım. Hatta ben size yani belki abartı gelecek ama yorumlarda da yazmıştım. Sabah 6'da bir gün gerçekten çok fazla işim vardı ve ben makyajımı bayağı uzun saatler tutuyorum kalıcı bir makyaj yapıp. Sabah 6'da kullandım. Akşam yani gerçekten abartmıyorum. 11-12'ye kadar kaşımda tek bir tel düşmedi. Ama tekrarlıyorum benim gibi kaşları olanlar için. Yani böyle çok sert, çok inatçı kaşlarınız varsa tutmaması çok normal diye düşünüyorum. Bir de şunu her zaman unutmayalım. Fiyat performans diyerek hemen denemeye başlıyorum. Şimdi şu şekilde sürüyorum. Beyazlık bırakmıyor. Zaten bu tarz ürünlerde beyazlığı hep şu fırçalar yani o kalıntıyı fırçalar sağlıyor. Fırçayı temiz tutmak lazım. Şimdi benim de birazcık fırçam pis. Şöyle tarıyorum. Ben çok başarılı buldum. Yani gerçekten bu tarz kaşlar için çok başarılı, çok pratik, çok iyi buldum. Bu tarafa da yapacağım aynı işlemi. 2-3 kez geçmeniz yeterli. Ürün gayet güzel bir şekilde geliyor zaten. Hemen bunu da böyle tarıyorum. Herhangi bir hissi yok ürünün. Yani böyle ağır ya da yapış yapış hissettirecek bir kıvamı yok. Gerçekten çok hafif, çok güzel bir kaş sabitleyici olmuş.
şekilde tarıyorum. Ben fırçasını özellikle çok beğendim. Yani benim şu aralar favori ürünlerimden oldu. Her gün hakikaten kullanıyorum. Ki o işte şeyin Rival de Lupul mesela kaş maskesi bitmedi. Ama bunu çok beğendiğim için direkt buna geçtim. Şimdi ben dediğim gibi kendi ürünlerimle hemen doldurayım. Makyajımın şöyle ten kısmını falan halledeyim. Şeye geçelim. Hemen şuna geçelim. Glitterımızı mı deneyelim? Glitterımızı deneyelim. Daha sonra o aydınlatıcı ürüne geçeriz. Bu Essence'ın yurt dışında yine gayet popüler olan, bize yeni gelen glitter'ını deneyeceğiz. Bendeki numarası 01 Galactic Vibes. Paketleme çok güzel. Şöyle göstereyim. Hiç açmadım. Aşırı merak ediyorum. Hemen bakalım. Şöyle. Yalnız içerisinde inanılmaz az ürün var. Yani 132 liraya gerçekten çok az ürün var. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor mu? Bakarsanız içi boş. Yani şurası bir oyukluk ve içi boş. Fakat çok yanar dönerle çok iyi görünüyor şu an. Hemen şu paketin üzerindeki kısmı alıyorum ve bu ne? Çok iyi görünüyor. Hemen bakalım. Yalnız çok az geldi bana ürün. Üf, çok güzel. Mor yansımaları kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama aynada şu anda inanılmaz iyi görünüyor. Tek bir şey var, çok böyle tabii ki jel. Bunun hani kuruması lazım. Sabitleniyor mudur merak ediyorum. Bir de çok böyle şu an mesela çok bir hissi var. Böyle ferah bir his gibi mi desem? Hani bu umarım göz üzerinde böyle bir hissiyatı olmaz. Hatta ben dün takipçi arkadaşımla ama artık arkadaşım oldu. Iris'le buluşarak bu ürünleri aldık. O da aldı. Akşam denemişti ve gözünün yandığını söyledi. Hatta bir arkadaşı da gözünün yandığını söylemiş. Şu an ben de açıkçası birazcık acaba yakacak mı dedim. Yalnız burada çok çabuk sabitlendi ve kupkuru oldu. Hemen göz üzerinde deneyelim. Ben şöyle çok hafif bir paletimden hafif bir ışıltılı bir far geçtim birazcık ısıtsın diye. Şuradaki ürünü direkt almayı düşünüyorum. Çünkü tüm ürün sanırım buraya gelmiş. Paket içerisinde çok az glitter kalmış. Şöyle kurumasın diye hatta kapatayım. Parmağımı aldım. Şöyle komple bunu uygulayacağım. Çok iyi görünüyor. Ya aşırı iyi görünüyor. Aslında pembe bir far da uygulanabilir. Ama şöyle bir deneyelim. Bakalım herhangi bir yanma vesaire olacak mı bende? Ya o kadar güzel ışıltıları, o kadar güzel yansımaları var ki bakar mısınız? Mor var, pembe var, gümüş var. Ya aşırı güzel. Bakıyorum yanma hissi çok hafif var gibi. Bakayım çok fazla mı? Bazı ürünlerde çünkü gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Alttaki farı oynatmıyor. Bakar mısınız şu ışıltıya? Çok hafif yanıyor yalnız şu an. Bunu bir video sonuna kadar bir bakalım. Hassas gözler için sıkıntı yaratabilir. Şu an bir yanma hissiyatı var çünkü. Şimdi gelelim şunu denemeye. Bunu beğendim ama şu an yanıyorum. Umarım bir şey olmaz. Şu an bayağı yanıyorum. Kuruyunca geçecektir diye umuyorum. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Bunu hemen paylaşacağım sizinle. Şimdi gelelim bu aydınlatıcı stiği denemeye. Bu da 111 liraydı. Alev alev yanıyorum. Eyvah eyvah. Evet. Vallahi Iris'in dediği doğruymuş. Zaten doğrudur da hani belki gözden göze değişiyordur diye düşünmüştüm. Olabilir demiştim ama şu an bayağı yanıyorum. Şimdi bunu böyle yani uyguluyorsunuz. Aydınlatıcı stik bu şekildeymiş. Hemen dağıtacağım. Şöyle yapayım ben. Parmağımla uygulayayım. Kapatıcının altında bir aydınlık gösteriyormuş. Bakalım şimdi. Aslında çok da dağıtmasa mıydım acaba? Bu arada bunu tek başına da bence kullananlar olabilir. Hani benim cildim çok belki buna müsait değil ama böyle sorunsuz, problemsiz, çok da kapatıcılık istemeyen, sadece aydınlık bir görüntü isteyen bir cildiniz varsa, gözaltınız varsa belki bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aydınlatıyor yani kesinlikle. Ama şimdi ben parmağımla uyguladığım için şuraları birazcık kızarttım. Şimdi şu kadar uyguladım. Kesinlikle aydınlatıyor. Ama kapatıcının altına ten şeyimizi de sürmedik ama kapatıcımı sürelim ilk önce. Fondötenimizi uygulayalım. Çok buralara getirmeyelim. Sonra kapatıcımızı uygulayalım. Bu arada ben az konsiler uyguluyorum aslında. Çünkü şuralarımda çok çizgi var benim ve kuru bir görüntü oluyor ya. Bunu şey yapamadım. Hiç böyle durmayacak bir konsiler var mı bilmiyorum. Hani en iyisinin bile öyle durduğunu bazı ciltlerde söylüyorlar. Muhtemelen benim cildim de o şekilde duracak ciltlerden bir tanesi. Niyeyse şu bölgelerim aşırı bir kuru. Roaccutan'dan sonra mı kaldı bu bilmiyorum ama şey öneriniz olursa denerim yani concealer. Şimdi neyle dağıtalım bunu? Şununla dağıtabiliriz. Birazcık ıslatacağım. Bakayım şimdi aydınlatma etkisine. Vallahi yani güzel gibi. Hani tek başına bile ben çok beğendim. Hani böyle bir adıma ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Ama güzel. Bunu şöyle geçeceğim. Hiç bununla uğraşmayayım. Şöyle direkt geçeceğim. Vallahi yani bilmiyorum.
dediğim gibi hani böyle bir şeye, yani kapatıcının altına bir şeye ihtiyacımız var mı? Ama güzel mi? Güzel. Yani şu an vallahi beğendim yani. Tek başına da beğendim. Şu anki görüntüsünü de çok beğendim. Aynada da gayet güzel görünüyor. Ve alınabilir geldi bana açıkçası şu an. Evet, vallahi güzel. Şimdi bunu da beğendik. Bu da gayet güzel. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir ışıltı, inanılmaz bir yansıma. İlk sürdüğünüzde bayağı yakıyor gözünüzü. Hani bir hassasiyet varsa belki hoşunuza gitmeyebilir ama şu an hiçbir yanma yok ve çok güzel sabitlendi. Asla yapış yapış değil. Çizgilere dolacak bir kıvamı, işte yapısı olsa hemen doluyor biliyorsunuz. Bir de benim böyle göz kapaklarım düşük olduğu için hani çok büyük bir çizgim var. Hemen orada birikiyor görmüş olduğunuz gibi. Öyle bir durum da yok. Yapışkan his de yok. Çok beğendim. Yani denediğim en iyi gel glitter olabilir bu zamana kadar. Çünkü ben bu Lighten mesela size gösterdiğim ürününden hiç umutlu değilim. O diğer denediğimiz gel glitterler gibi olacak diye düşünüyorum. Bu da gayet güzel. Çok iyi duruyor. Yani gerçekten çok aydınlık ve çok güzel duruyor. Ben bunu da günlük olarak kullanırım diye düşündüm. Sadece hani çok ihtiyacımız var mı kısmını bilemedim. Şimdi ben şu kirpik dibimi dolduracağım. Çok şu eyeliner'ı çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü hani onu ayrı bir videoda, yani bir sonraki videoda göstermek istiyorum. Renkler biraz aynı olduğu için ve burada sonuçta bir gel glitter olduğu için belki daha hani şey iyi gösteremem size diye düşünüyorum. 2 dakika el üzerinde göstereyim mi size? Belki almak istersiniz. Yani bulamazsanız diye üzülürüm. O yüzden göstereceğim. Sonra biz deneriz ama izleyin videoyu, tamam mı? Şimdi şunları da göstereyim. Çok beğendim. Yani aşırı iyi. Gerçekten aşırı iyi. Ama hani şurada şey olmaz diye düşünüyorum. Çok iyi görünmez diye düşünüyorum gel glitter'ın şeyine. Ben bunu böyle bir siyah kalem falan hani onun üzerine yaparım diye düşünmüştüm ki iyi ki uygulamamışım. Gördüğünüz gibi hiç görünmedi. Şöyle bunu da göstereyim. Valla beğeniyorsanız koşun gidin alın. 75 lira bence çok iyi fiyat şu an. Gerçekten çok güzeller. Hemen bunları da göstermiş oldum size. Şöyle. Bir sonraki videoda da biz bunları deneriz. Şimdi gelelim Allah'a. Bunu da denedim. 2-3 gündür bunu kullanıyorum. Ben vanilya avududu rengini aldım. Diğer rengi açık bir renkti diye hatırlıyorum. Böyle çok yani aldık olarak çok hoşuma giden bir renk değildi. Kokusu inanılmaz. Paket çok güzel. Ha şunu söyleyeyim. 380 lira verir miyim? Vermem. Ama 180 lira okey bence. Kokusu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama en önemlisi inanılmaz kalıcı. Yani bilmiyorum hani tabii her şey kişiden kişiye değişiyor ama ben de inanılmaz kalıcı oldu. Renk bu şekilde. Gül kurusu. Paketleme dediğim gibi çok güzel. Koku çok güzel. Ve kalıcılığı tabii ki çok başarılı. Ama indirimdeyken ben alın derim. Çok böyle hani 380 lira da vermemek istemem açıkçası buna diye düşünüyorum. Ama güzel mi? Güzel. Şöyle bol bol uygulayacağım. Benim tam sevdiğim tonlar. Ay ya... Yani bilmiyorum gerçekten. Birazcık şimdi ben normalde böyle daha yoğun göz makyajı yaptığım için gözüm çıplakmış gibi geliyor. Ama aslında glitterla birlikte çok güzel duruyor. Bilmiyorum size yansıyor mu? Aynada ben bayıldım çünkü. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Yani tam benim beğendiğim renkler. Ve bu çok uzun saatler bu şekilde kalıyor. Çok beğendim bunu ama bu rengini, yani diğerini hiç beğenmedim. Şimdi gelelim dudak ürünlerimize. Ben ilk olarak bu dudak dolgunlaştırıcı gloss'u deneyeceğim. Biz bunun nude'unu denedik, şeffafını denedik. Güzel gloss'lar ama dolgunlaştırıcı olarak ben her zaman Sephora'ları tercih ediyorum. Mesela uygun fiyatlı en iyisi bana göre o. Ama bu da tabii ki görüntü olarak değişik olduğu için bir deneyelim istedim. Çok hafif dudağım çerçeve desem acaba olur mu? Soğuk kontür rengimle birazcık çerçeve yapacağım. Hani aslında şunu söyleyecektim. Çok fazla dudak dolgunlaştırmasını beklemiyorum. Çünkü öyle bir etkisi var ama çok çok başarılı değil. Yani birazcık daha bu şey bir ürün. Hani güzel bir gloss olarak değerlendiriyorum ben dudak dolgunlaştırıcı yerine. Şimdi zaten bunda evet yok, bu da dudak dolgunlaştırıcı. Acaba dedim yanlış mı? Şimdi renk zaten inanılmaz güzel. Çok çok güzel. Ve böyle icy bir hani böyle buz gibi bir herhalde. Ay çok güzel bir nane kokusu, mentol kokusu. Öyle bir etkisi olacak sanırım. Yani parlaklık olarak zaten çok güzel. İnanılmaz yakıyor şu an ama çok güzel. Şu an nasıl yanıyor biliyor musunuz? Bayağı mentol. Birazcık bekleyelim. Birazcık görelim hani çok böyle nasıl bir duruşu olacak. Ondan sonra diğer dudak ürünümüzü deneyelim. Ama şu an ben görüntüsüne hayran oldum. Bu ne kadardı? Hemen bir bunu bir daha söyleyeyim. 101 liraymış. Vallahi alınır. Şimdi azıcık bekledik. Essence Gloss'lar içerisinde en dolgunlaştıranlardan bir tanesi olabilir. Çünkü çok yakıyor. Ama güzel bir yanma bu. Ferahlık yani bu. Bayağı nane, mentol yanması. Şöyle şuralardan birazcık dolgunlaştırdı. Yine tabii ki böyle inanılmaz bir dolgunlaştırma yok ama gloss olarak ben şöyle aynaya baktığımda ve şuradaki ışıltısı
Aşırı beğendim. Kesinlikle alınabilir. Bugün denediğimiz ürünler gerçekten çok güzel. Bir de şunu ben çok merak ediyorum. Yani biliyorsun en pahalı ürünü olabilir şu an. En pahalı dudak ürünü olabilir. Bir de bunu deneyelim istiyorum. Şunu sileceğim. Biraz dolgunluk etkisinden yararlanmış oluruz. Hemen bunu deneyelim. Dudağımdan çıkardım. Bakın. Ay, hala ferahlık etkisi var. O kadar güzel ki çok beğendim bunu. İlk olarak şöyle bir hafif olan rengi mi denesek? Şöyle bir süngeri var. Güzel bir koku yok. Yani şöyle bir renk. Rengimiz güzel. Yapısı gayet güzel. Öyle bir yapışkan hissi vesaire yok. Şöyle aynadan da bakıyorum. Evet. Rengimiz de güzel. Yapısı da güzel. Şöyle göstereyim. Koyu rengi göstereyim. Paketleme bu arada çok güzel yine. Paketlemesini çok beğendim. Şöyle bir fırçamız. Sünger aplikatör. Şöyle de koyu bir rengimiz var. Bu bayağı güzel görünüyor bu arada. Renk bu şekilde. Yapısı gayet güzel. Güzel. Vallahi güzel. İndirimdeyken kesinlikle alınır diye düşünüyorum. Hani 198 liraya da bu arada alınır. Artık yani bu fiyatlar uygun fiyatlar sayılıyor. Kesinlikle bence alınabilir. Gloss kısmı da gayet güzel. Bu kısmı da gayet güzel. Ama elinizde hani bir sürü bu renkler varsa almak çok şey değil, şart değil diye düşünüyorum ama acayip iyi duruyor. Bugün denediğimiz tüm ürünleri çok beğendim. Hepsi de böyle merak ettiğim ürünlerdi. Bayağı güzel duruyor. Vallahi çok beğendim. Şimdi kısacık şöyle ben genel bir yorum yapacağım. Çok güzel. Çok güzel indirimdeyken kesinlikle. Bunu da ben çok beğendim. Şöyle göz altlarımı göstereyim size. Hakikaten daha aydınlık bir görüntüsü var. Ve şey de yapmadı. Böyle ağır bir etkisi de olmadığı için hani kuru bir görüntü oluşturmadı. Bunu özellikle hani makyaj şeyime ekledim diye düşünüyorum. Buna bayıldım. Yani bu gün boyu bence bu şekilde duracak. Mutlaka paylaşacağım sizinle ama şuradaki performansından bile belli. Çünkü hani videonun başında sürdüm. Ve dediğim gibi bu çizgilerime benim hemen dolar bu tarz şeyler. Hepimizin zaten doluyor. Bir de bu tarz glitterler hani Liked'ınkinin öyle olacağını düşünüyorum. Hani ön yargılı davranmak istemiyorum ama öyle olur diye tahmin ediyorum. Bunu o yüzden çok başarılı buldum. Belki de bu zamana kadar denediğimiz bu jel kıvamdaki en güzel glitter olabilir. Yansımaları zaten inanılmaz. Güzel bir göz makyajına bunu eklediğinizi düşünün. Aşırı iyi duracaktır. Onun dışında da yapısına bayıldım. 130 lira hakikaten bu yapıdaki bir jel glitter'a verilirmiş. Onu söyleyebilirim. Bunları söylemiştim. Ben aldığı çok beğendim. Çünkü hakikaten kalıcılığı çok yüksek ve güzel duruyor. Benim sevdiğim renkler olduğu için aşırı beğendim. Skin Food ürünleri de bence yani makyaj ürünleri de indirimdeyken alınabilir. Onun dışında ben bunu da çok beğendim. Şöyle tekrar size kaşlarımı göstereyim. Benim kaşlarım ben bunu alalı bir hafta olmuştur diye artık tahmin ediyorum. Aynen yani bir haftaya geleceğiz. Yok geldik. Tamam. Yani bu şekilde ya mesela göstereyim size. Akşama kadar bu şekilde kaşlarım. Spor yapıyorum, terliyorum azıcık. Bu şekilde yani eve geliyorum. Çok sonra gene makyajımı çıkarıyorum. Yine bu şekilde. O yüzden bunu çok beğendim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Sonra yorumlarda bana yok benim kaşıma tutmadı yok falan demeyin. Kaşlarınız sertse tutmaz. Çok normal. Benim gibi ise çok beğeneceksiniz. Buna da bakabilirsiniz. Diğer ürünleri de dediğim gibi bir sonraki videoda deneyeceğiz. Ben çok çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bulmuşsunuzdur ürünleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.